neler oluyor herkes bilecek. Büyük Orta Doğu bölgenin yani Türkiye'de gerekli barış yollar hızlı bir şekilde cemaatini sıkar. Merhabalar sevgili seyirciler. Neler oluyor? Amerika özel bölümlerimiz sürüyor. Programımızın bu bölümünde Amerika Birleşik Devletleri tarafından gündeme getirilen Büyük Orta Doğu projesini işlemeyi sürdürüyoruz. Proje hayata geçerse ülkemize ne getirir ne götürür? Bölgemizde neler değişir? İşte bu sorulara cevap arayacağız. Programımızda ayrıca yine son dönemde Washington'ın da gündeminden inmeyen şeffaflık konusunu işleyeceğiz. Ama önce Büyük Orta Doğu Projesi ile başlıyoruz. Dahası bu proje bir Amerikan komplosu mu yoksa bölgeye huzur ve istikrar getirecek bir refah projesi mi? Aslında Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri biraz da bundan sonra Büyük Orta Doğu Projesi'nde Amerika'nın ne yapacağı belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler Büyük Orta Doğu Projesi'ne bağlı olarak ya daha da ileriye gidecek ya da şu andaki seyrini izlemeye devam edecek. Aslında ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin Türkiye gibi ülkelere yardım edecek, onlara yol gösterecek projelerden birisi olduğunu düşünüyorum. Avrupa ile farklı ilişkiler olan bir bölge burası. Türkiye'nin ilişkileri bu gelişimde önemlidir. Türkiye radikal laiklik tecrübesi olan bir ülkedir. Türkiye'yi Arap dünyasıyla aynı kefeye koymak yanlış. Bence Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye'yi bazı yönlerden hedef, bazı yönlerden ilham kaynağı, bazı yönlerden de konuşulması, tartışılması gereken bir ülke olarak ele alıyor. Bu proje Türkiye'siz olmaz ama ona tek rolde atfedilmez. Amerika'nın Türkiye'deki menfaatleri 10 yıl içinde çok değişti. Şimdiki ilişkinin ana ekseni Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki ilgi alanları. Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi Türkiye'nin desteğine de bağlı. Ama şunu unutmayalım. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında terör konusunda farklı düşünceler var. Amerika Birleşik Devletleri küresel terörizme, Türkiye'de toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı mücadele veriyor. Ama her iki tarafta özellikle Irak politikası konusunda birbirlerini anlamamakta direniyorlar. Ben askeri güçle demokrasi kurulacağına inanmıyorum. Belki biz o ülkelerin demokratik yönetim kurmalarına yardımcı olabiliriz. Ama bir ülkeyi işgal edip demokrasiyi işlettiğini söylemek biraz zor gibi geliyor. Yıllardır Washington'da yaşayan gazeteci Hasan Mesut Hazar'a göre Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye için ciddi bir fırsat. Büyük Orta Doğu Projesi biliyorsun genişletilmiş Orta Doğu Projesi olaraktan daha ciddi, daha dünyanın geniş bir bölgesini kapsa hale getirildi. Türkiye'nin 2000'li yıllarda, 21. yüzyılda dünya dış politikasında global bir rol oynayabilmesi için kilometre taşı olabilecek derecede ciddi bir imkanlar sunan bir proje. Bu olaya iki türlü bakmak lazım. Bizi nereden ilgilendiriyor? Biz bu menfaatlerimizle ne kadar örtüşüyor açısından bakmak lazım. Bizim arka bahçemiz, yan bahçemiz hem Avrasya hem Kafkaslar hem de Orta Doğu çok ilgilenen oradaki yeni şekillenmelere, yeni yapılanmalara yol açacak bir projede Türkiye'ye rol verilmesi, Türkiye'nin burada belirleyici bir konuma gelecek olması, Türkiye'nin sadece menfaatleri açısından değil, gelecekte Türkiye'nin dünya ülkesi, dünyayı da sözü geçen bir ülke olması bakımından da önemli bir şey. Dolayısıyla bu projeye bizim sahip çıkmamız, bu projenin gelişmesi, yerleşmesi için bizden beklendiği şekilde pozitif adımlar atmamız lazım. Much as I believe metal rain. İran nükleer sorunlar çıkartıyor. Suriye demokrasiyle problemli. Ama yine de Irak'ta ortalık düzelmeden Büyük Orta Doğu Projesi yakın zamanda uygulanabilir görünmüyor. Özgürlüklerin dünyadaki başkenti Amerika Birleşik Devletleri onlarca yıl aradan sonra ilk kez bir konuyu bu denli hararetle tartışıyor. Konu şeffaflık ya da saydamlık. Yönetimde şeffaflık, hükümet hesaplarının denetlenebilirliği ve halkın bilgi alma özgürlüğü konusunda çok ciddi endişeler var. Bu endişeler 11 Eylül terör olaylarının ardından birçok bilginin
devlet sırrı kategorisine sokulmasıyla iyice arttı. Özgürlük savaşçıları ulusal güvenlik endişesinin kötüye kullanıldığını savunuyorlar. Şahinlerse tam tersini. Genel anlamda şeffaflık açıklık demektir. Berrak ve aydınlık. Ama gördüğünüz sistemler, bizimki de dahil, hep biraz bulutludur. Bugün saydamlık Amerika Birleşik Devletleri'nde en ciddi sorunlar arasında yer alıyor. Özellikle Beyaz Saray ve Senato'nun denetlenebilmesi için bizzat Kongre'den keskin isimler bu mücadeleyi veriyorlar. Bu isimlerden birisi de Senatör Henry Waxman. Demokratik kanatta yer alıyor. Tipik bir Bush karşıtı. Hatta öyle ki 11 Eylül olayları ve Irak Savaşı'nın kamuflaj olduğunu söyleyebilecek kadar. Şu anda Amerikan tarihinin en gizemli yönetimi iş başında. Hükümet hiçbir kaydını açıklamıyor. Gerekçe ulusal güvenlik. Ülkenin güvenliğini onu vatandaşlarından koruyarak sağlayamazsınız. Böyle yaparsanız ancak teröristlere yardım edersiniz. Bush yönetimi terörist saldırıları bahane ederek gizlilik gücünü elinde tutmaya çalışıyor. Ve yolumuz bir şeffaflık savaşçısının bürosuna düşüyor. Örgütün adı Common Cause. Türkçesi ortak neden veya ortak gerekçe. Common Cause'un şimdilerde hedefi Amerikan yönetiminin hesaplarını kamuoyuna açması, özgürlükleri sonuna kadar uygulaması ve Irak'tan çekilmesi. Common Cause'un basın sekreteri Mary Boyle uzatıyoruz mikrofonumuzu bu kez de. Her konuda saydamlık sorunu yaşıyoruz. Katrina felaketinin ardından Amerikan yönetiminin ihale dahi yapmadan bazı müteahhit şirketlere iş verdiğini biliyoruz. İnsanlar paranın akıllıca harcanmadığını düşünüyorlar. Ama bize saçma gerekçeler öne sürülüyor ve açıklama yapılmıyor. Common Cause prensip olarak savaşa karşı, Irak savaşına da haliyle böyle yaklaşıyorlar. What if the United States... Eğer Amerika savaş olmadan bir sorunu çözemiyorsa ne yapmalı o zaman? And the war must be lost. I mean, that was our position. Yine de savaşın iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Vietnam Savaşı'nda da aynı mücadeleyi verdik. Hem savaşa karşı olmalıyız hem de özgürlük mücadelesi yapmalıyız. Üstelik bunları ulusal güvenlik bahanesine hiçbir zaman sığınmadan gerçekleştirmeliyiz. Şaka gibi geliyor ama bunu yapmazsak hem özgürlüğümüzü hem de güvenliğimizi yitiririz. Peki Amerikan halkı özgür ve saydam yaşama bu denli hevesli mi? Yoksa gönüllü kuruluşların propagandası altında mı bunu istedikleri varsayılıyor? Sorumuzu First Amendment isimli özgürlük formu yetkilisi Paul McMaster'a yöneltiyoruz. Amerikan vatandaşları ifade özgürlüğüne sahip olduklarını zannediyorlar. Ama gerçeği bilmiyorlar. Konuşma özgürlükleri, bilgi edinme hakları bile ulusal güvenlik nedeniyle ellerinden alınmış durumda. Farkında bile değiller. Ve bir gazeteci, Cox gazetesi köşe yazarlarından Andrew Alexander, bakın saydamlık tartışmalarını nasıl yorumluyor. Yönetim gün geçtikçe gizliliğe daha fazla ağırlık veriyor. Birinci neden, 11 Eylül'den sonra gizli bilgilerin teröristlerin eline geçebileceği korkusu. İkincisi ise mevcut yönetimin zaten gizliliğe olan aşırı düşkünlüğü. Alexander'a göre Amerika Birleşik Devletleri Dünya Özgürlük Ligi'nde giderek geri sıralara düşüyor. Şu andaki durum iç açıcı değil. Johnson'un başkanlığı döneminde bile özgürlükler daha geniş kullanılıyordu. 2001 yılının sonunda terörist saldırılar bahane edilerek hükümetin özgürlük araştırmaları bölümü kapatıldı. Eskiden vatandaşlar buraya özgürlükle ilgili kısıtlama şikayetlerini iletebiliyorlardı. Şu anki yönetime göre bu şikayetler bile gereksiz. I could have told them, hello! I feel guilty. I didn't know. Hello. Hani tam adamını bulduk derler ya, işte şeffaflık konusunun izini sürerken öyle birisi çıktı karşımıza. Çok popüler bir roman yazarı, renkli bir kişilik. Şeffaf Toplum isimli kitabın yazarı David Brin'le bir araya geldik. İşte Brin'den biraz eleştirel, biraz da mizahi yaklaşımla şeffaflık yorumları. Lording it over masses below. George Orwell'un 1984 isimli kitabı yazıldığı dönemde çok fantastik olarak yorumlanmıştı. Oysa bakın hangi kitaptaki hangi kehanete şaşıracaksınız? Küçük bir grup herkesi kontrol altına almaya çalışıyor. Her yerde kameralar var. Bugün yok mu sanki? Cameras everywhere. Everywhere, even at our yani evimizde, iş yerimizde gözetleniyor muyuz?
Biz dışarıyı bir kere unutalım. Her yerde, iç mekanlarda da kontrol altındayız. Gizliliğimiz yok. Hiç değilse evimizde nasıl korunuruz, bunun peşinde olalım. Eşimizle, çocuğumuzla paylaştığımız özel bilgileri saklamalıyız. Eğer birileri bu bilgileri topluyorsa, ki bence topluyor, güçlü olduklarını hissetmek için yapıyorlar. Onlar tabii ki bizi izlerken kanun çıkarmayacaklar. Bu işi yasa dışı yöntemlerle yapacaklar. Ve tabii ki kameralar olacak. Sayısız ve dikkat çekmeyecek kadar küçük. Özel hayatın gizli kalması sizce bir ayrıcalık mı? I can speak for the American Constitution. Gizlilikten ne anladığınıza bağlı. Siz farklı algılıyorsunuz, çocuğunuz ileride daha farklı algılayacak. Hiçbirimiz sokakların altında bizi dinleyen, izleyen, belki nabız atışımızı sayacak kadar hassas aygıtlar olup olmadığını bugün merak etmiyoruz. Belki çocuklarımız bunu merak edecekler. Bunda da eminim haklı olacaklar. By the freedom to know and the freedom to speak. David Byrne gibi bir fantastik roman yazarının zaman içerisinde haklı çıkması ilginç. Peki acaba Byrne, gizlilik ve özgürlük arasında bir tercih yapmak istese, hangisini tercih ederdi? Teknoloji kesinlikle kimseyi gizlilik ve özgürlük arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmaz. Çünkü neyi seçerseniz seçin, yanlış yapmış olursunuz. 11 Eylül'ü hepimiz yaşadık. Güvenlik ve özgürlük uzmanları beraber feryat ettiler. Güvenlik cephesinden konuya yaklaşanlar özgürlüğü sınırlandırmamızı, özgürlük savaşçıları ise haklarına el uzatmayı kimsenin cesaret edemeyeceğini söylediler. Ama itidalli davranır, doğru karar verirseniz her ikisini de rahatlıkla elde edersiniz. Olaya David Byrne'le farklı cephelerden bakanlar da var. Söz gelimi Claremont Üniversitesi Başkanı Profesör Robert Kilitgard gibi. Onun şeffaflık ve özgürlük formülü ülkedeki yolsuzluklarla da doğrudan bağlantılı. Yolsuzluğun formülü var. Y eşittir M artı K eksi Ş. Kafanız karışmış olabilir. Ben şöyle anlatayım. Y yani yolsuzluk eşittir monopolleşme artı vatandaşın özgürlüğünü kısıtlama. Bütün bunlardan şeffaflığı çıkarırsanız ortaya ülkenin yolsuzluk seviyesi çıkıyor. Kilitgard'ın formülü karışık görünüyor. Senatör Henry Waxman ise doğrudan adres gösteriyor. Amerika artık daha az demokratik. Yolsuzluk söylentileri ayyuka çıktı. Bush ve arkadaşları devletin resmi evraklarını kendi eşyaları gibi saklıyorlar. Başkan Rice, Rumsfeld, Cheney gibi dar çevresiyle sorunları çözdüğünü düşünüyor. Gazete bile okumuyor. Irak'a yanlış bir kararla işgal operasyonu düzenledi. Savaş sonrasındaysa Amerikan ve Irak halkının paralarını oranın yeniden yapılandırması için harcadıklarını söylediler. Özel sözleşmeler yaptılar. Bu sözleşmeler daha çok KBO ve Haliburton gibi müteahhit şirketlerle yapıldı. Haliburton'un başkan yardımcısının Dick Cheney ile gizli ortak olduğu biliniyor. Haliburton isimli firma Bosna Hersek'te de hükümete fahiş faturalar çıkartmıştı. Bu firma Irak'tan getirdiği doğalgazı da sürekli taşeron firma birlikte pazarladı. Gaz ve petrole yönetimin ne kadar fatura ödediğini biz senatörler bile bilmiyoruz. Irak'ın iyiliğine kullanılacak paralar har vurulup harman savruldu. Yolsuzluk konusunu genele yaydığımızda başta Amerikalı uzmanlar ilk adres olarak 3. dünya ülkelerini işaret ediyorlar. Bugün yolsuzluk ve rüşvet denilince akla hep 3. dünya ülkeleri ve fakir ülkeler geliyor. Ancak gelişmiş demokrasi ülkelerinde de yolsuzluk konusunda ciddi problemler yaşanıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Washington'da yolsuzlukla mücadele için birçok enstitü kurulmuş durumda. The level of corruption in a country. Ülkelerdeki yolsuzluklar, ülkelerdeki görünmeyen sözleşmelerden kaynaklanır. Diktatörler bu ortamda ülkeyi daha rahat yönetirler. Bu tür yolsuzluk skandallarının merkezi de kabul edelim ki hep 3. dünya ülkelerindedir. Tekrar kişisel özgürlükler tartışmasına dönüyoruz. Yine bir kongre üyesinin konuğuyuz. 11 Eylül saldırıları gerçekten kişisel özgürlüklerin tartışılmasında belirgin bir yer tuttu. Aslında Amerikan halkının anayasada kazanılmış haklarına zarar vermeden kişisel özgürlükler de geliştirilebilir. Birçok kişi sadece ön yargıyla terörist olup olmadıkları netleşmeden yargılandı. Böyle olmamalı. Birilerini hemen terörist diye damgalamamalıyız. Ve olayların medya dünyasına yansıması. Sanders bu konunun da suistimal edildiğini vurguluyor. I think recently they've been doing a little bit better. Medyaya sahip olmak çok önemli. Büyük paralar akıtılıyor, büyük savaşlar veriliyor.
Bush yönetimi de medyaya sahip olanlara sahip olmak istiyor. Esasen bu yönetim Amerikan tarihinin en gizemli hükümeti. Zengin insanlarla ve medyayla işbirliği yapıyor, orta sınıfla bağları koparıyorlar. Amerikan halkı televizyon seyretmeyi bıraktı. Çünkü televizyonlar adeta Bush yönetiminin sözcüsü gibi yayın yapıyorlar. Halkımız daha çok BBC'yi ve Kanada televizyonlarını izliyor. İnternetten yararlanıyor. Çünkü Amerikan televizyonlarındaki haberlerin kendilerini uyuttuğunu gayet iyi biliyorlar. Peki bilgilere önce sahip olmak ve bunları başkalarına çarpıtarak aktarmak neden bu denli önemli? Yine yazar David Brin'e dönüyoruz. We are talking about human nature here. İnsanın doğası bu. Yönetimlerin amacı herkesin bilinmeyenlerini öğrenmek ama başkalarına farklı şekilde aktarmaktır. Aslında gizliliğin geçici olduğunu bilseler, yani hiçbir bilgi ebediyen gizli kalamıyor. Ben gizliliğin bütün günahların ve kötülüklerin kaynağı olduğunu söylemiyorum. Hepimizin sırları var. Benim sizden sakladığım bir sürü sırrım var. Ama içimizde de bu gizli bilgileri öğrenme dürtüsü de var. Eminim bitişikteki komşunuzun bazı sırlarını öğrenme imkanı olsa bunu seve seve yaparsınız. Hepimiz bu konularda benciliz. Bize hesap verebilirlik ve gizlilik arasında bir tercih yapın deseler, biz kendimiz için gizlilik, diğer bütün insanlar için hesap verebilirlik seçeneğini işaretleriz. We are liars. All of us are liars. Şeffaflık konusundaki tartışmalar günlük hayata da girmiş durumda. Kimileri paranoya diyor, kimileri komple teorisi. Ama bugünlerde Amerika'da kişisel fişlemelerin bir yönetim sistemi gibi uygulandığına inananlar da var. Bazı bilgiler ulusal güvenlik adına saklanabilir ama tıbbi kayıtlar gizli kalmalı. Federal hükümet bunlara da ihtiyaç duyabiliyor. Bunları sosyal güvenlik ya da tıbbi ihtiyaçların planlaması için istiyorlarsa sorun yok. Ama vatandaşlar bazı bilgilerinin de istekleri dışında kayıt altında tutulduğunu bilmeliler. Bir restoranda yemek yiyorsanız orada bile kaydınız vardır. Andrew Alexander'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nin saydamlığa karşı açtığı bu örtülü savaş, bütün dünyanın özgürlüklerden geri adım atmasına yol açtı. Yeni demokrasilere kötü örnek oldu. Yeni hükümetler bilgilerini gizlemeyi gelenek haline getirdiler. Basına baskı yaptılar ve ulusal güvenliği buna gerekçe gibi sundular. Many countries in the world. First Amendment isimli özgürlük savaşçısı örgüt, kişisel özgürlüklerin geliştirilmesine milyonlarca dolar harcıyor. Of what the framers of our constitution. Düşünce, ifade, yayın, barışçı kurumlarda örgütlenme ve yönetimleri eleştirme özgürlüklerimiz var. Uluslararası basına büyük baskılar yapılıyor burada. Haberler yasaklanıyor, sansürleniyor. Bizim tam anlayamadığımız karmaşık baskılar da mevcut. Gazetecilerin haber kaynaklarına ulaşmaları engelleniyor. Hükümet sözcüleri onlara açıklama yapmıyor. First Amendment her konuda görüşlerini ortaya koyuyor. Amerika'daki laiklik anlayışını da eleştirerek Kongre her dine eşit mesafede olmalı diyorlar. Hükümetler herhangi bir dinin yanında olmamalı. Her inanca saygı gösterilmeli. Devletin kilisesi de olmamalı. Şeffaflık konusunda yine bu işe kafa yormuş. Saydamlık anlayışına yazdığı kitaplarla biraz da insanlara korku vererek katkıda bulunmuş bir isme dönüyoruz. Yazar David Brin'e. Can you reach the government secrecy as Eğer yönetimler gizli bazı bilgilerinizi öğrenmeye kalkarlarsa bunu elde ederler. Ama siz hükümetlerin gizli bilgilerini öğrenmeye kalkarsanız peki bunu elde edebilir misiniz? I will tell you the trick. Tabii ki çok zor. Ama bu bir güç meselesi. Sizi gözetliyorlar. Yüce bir amaçla yapıyorlar bunu. Rüşvet alışverişi, suçların ortaya çıkarılması için yapıyorlar. Her yerde gizli kameralar var. Ama iş raydan çıktı, onu da söyleyelim. Kameralar elimizden tutuyor adeta. Herkesin açığı yakalanmaya ve depolanmaya çalışılıyor. But clearly we have done it to some degree. I like to ask you some your writing. Yine sizin romanınıza Şeffaf Topluma dönersek arı ve minik kameralardan bahsediyorsunuz. Sonra ne gelecek peki? Well, the transparent society is not. Daha fazla roman gelecek. Zira romanlarda tahmin edilen 14 öngörülen bir kısmı gerçekleşti. New Orleans'ın fırtına ve su taşkınları yüzünden başına gelenler gibi. Bundan sonra ne olabilir? Bence önümüzdeki dönemde yeni dünya savaşı İsviçre'de çıkacak. Tahminen 2020 yılında olabilir. Savaşın temel amacı büyük devletlerin banka kayıtlarını ele geçirmek olacak. Bilgiye ulaşma savaşı gibi bir şey. Artık kimin sosyalist, komünist, terörist olduğu değil, kimin zengin olduğu önem kazanacak. I don't think that one will come true.
Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu bölümle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şeffaflık konusunu da kapatmış olduk. Ancak Amerika'daki gezimiz sürüyor. Gelecek bölümde konumuz bu kıtadaki gururlarımız, başarılı Türkler olacak. Yeniden görüşmek üzere sevgili seyirciler. Hoşça kalın efendim. Diyaloğunu sıkar mısın? Gelip de siz bize Beyaz Saray meselesi.